Emre ile Nurgül buradalar. Nurgül de hep çok şık giyiniyor can. Nurgül seviyorsun süsü böyle giyinmeyi değil mi? Baya böyle Seviyorum. güzel giyiniyorsun. Elbiselerin çok güzel ama Emre de böyle şık giyiniyor. Yani böyle giyinmek, özenmek önemli bir şey aslında. Kesinlikle yani aç da kalsak üstümüzü giyinelim çünkü aç da kalsak şık giyiniriz. şöyle karnımızı açıp kimse bakmıyor ne yediğimizi ama üstümüzden belli oluyoruz insanlara karşı. İlk izlenim çok önemli. Önemsiyorum. Benim için önemli Evet, diyorsun benim için giymek. Senin önemli. için de önemli Emre. Kesinlikle benim için de önemli. Ben de hep genelde giyinme kuşanma dikkat ediyorum. Şimdi ben bazen izleyicilerimizin bazı mesajlarına bakıyorum tabii. Sizin durumunuza çok kızan var. Bir de bazıları diyor ki buna ben açıklık getirmek istiyorum. Bazıları şunu söylemiş. Aslında onlar birlikte orada doğruyu söylemiyorlar. Biz onları birlikte gördük. Numara yapıyorlar orada diyorlar. Buna ne Biz bunu diyeceksiniz? söylüyoruz zaten. Dışarıda birlikte arkadaşlığımız devam ediyor. Ben boşanmak istiyorum. Yani arkadaşlığım devam etse de ben boşanacağım Karı demek koca istiyorsun. ilişkimiz yok bizim. Yani Emre onu istiyor geri. Ama bitti yani bende. Sen dedin ki bunu da söyleyelim mi izleyicinin? Ben klibinde oynarım, ona bazı konularda destek olurum. Ama ben artık karı koca olmak Çıkarlarım istemiyorum. doğrultusunda evet. Çünkü yani Yani ben ne klipten para para alırsa, kazanıyorsam neden olmasın? tabii onu Biz bu yaparım yola diyor. beraber baş koyduk sonuç olarak. Bundan yani televizyonun öncesine de yani diğer televizyonun öncesinde de biz zaten beraber işler yaptık. Yapmadık mı? Ben Nurgül'ü sevdiğim için bazı şeylere göz yumuyorum. Yani klipte oynuyor. Tabii ki de bir yatırım yapıyoruz buna. Tabii ki de hakkını alacak yani kazanacak. Ama ben onu seviyorum. O da sevdiğini biliyorum ama bir gün farklı bir gün farklı. Hep önüme engel koyuyor yani başka bir şey değil. Biz ara sıra dışarıda görüşüyoruz. Klipte de geldi kaç defa kliplerimin Yani hepsinde aslında bazı bir oynamıştı. iş bul diyorsunuz sizi dışarıda hani izleyicilerimize diyorsunuz ya bunlar dışarıda aslında birlikteler. Aslında dışarıda devam eden iş birlikleri. Yani işle alakalı durumlar için ya da arkadaşlık için bir araya geliyorlar. Burada çözmeye çalıştığımız mevzu şu. Şu an aynı evde yaşamıyorlar. Boşanma davaları devam ediyor. Emre ayrılmak istemiyor. Nurgül boşanmak istiyor. Ben ne yapacağımı da görmek istiyorum. Şimdi boşanmak evet istiyorum kesinlikle hani beni malı gibi gördüğü için boşanmak istiyorum aslında ben. Yani sen benim karımsın. Bu kafalardan çıkması lazım bir kere. Ya yani ben kimsenin oyuncağı değilim. Olmadım oldurtmam da yani kendimi. Yani evliyim diye senin yani bir insan niçin namusunu taşır? Kendi için taşır her şeyden önce. Ben senin için taşımıyorum. O zihniyetten çıkması lazım bir kere. Ben öyle görmüyorum ki ama seni bir Ama malım bir gibi şey görmüyorum. öyle As, görüyorsun. Dışarı asla da çıkıyorum, hesap soruyorsun. ya, Oraya anneme gidiyorum. Bana hesap soramazsın sen. asla ben Ben seni zaten bir şeyleri yapıyorsam kendim için yapıyorum. Bunu senin namusunu korumak için yapmıyorum yani anladın mı? Nurgül Ben kendi namusumu kendim koruyacak bak kadar kendimi geliştirdiğimi ben düşünüyorum. sana kefilim. Ordunun içine koyayım benim sevdiğim kadın Ama hiçbir şekilde tavırların öyle gelir. değildi. Ama ben sadece şu insanlardan çok korkuyorum Esra Hanım. Gerçekten bizim 3 yıldır bir televizyon serüvenimiz var. Çok tanındı. Ben korkuyorum, telaşlanıyorum onu sevdiğim için yani. Dışarıda Kaptıracağım diye düşünüyorsun ya. herkes bir laf söylüyor. Geçen gün kendisi de bana söyledi. Bir yolda yürüyorum dedi. Arkadan bir kadın bana hakaret ederek bağırıyor dedi. Ben de bundan korkuyorum. Başına bir şey gelir. Seviyorum çünkü. Önceki hali olsa problem değil. Ben Emreciğim, yine biz ünlü değilken sadece sen ünlüyken de yani biz ünlülük demek şimdi yanlış oluyor. Tanınmadan önce de sen böyleydin ama. Yok ben böyle Evet değilim. öyleydin Emre. Ben beni tanımıyorlarken de bu adam böyleydi. Şimdi arkadaşı ya kendi Yani hep arkadaşı. kıskançtı. Evet kendi arkadaşının elinden kutu aldırmadın bana ya. O zaman ben tanınıyor muydum televizyonda falan? Sen tanıyor ben tanınmıyordum yani. Ben sevmiyorum abi. Bir erkekle muhatap Yani olmanı bunun onunla sevmiyorum ilgisi yok. yani. Onun arkasına Yani bu sığınma benim yani. kendi kişiliğim yapımda var. Biz de böyle gördük. Bize de böyle Ama bir öğrettiler. erkeğin elinden kutu almanın da bir kötü bir yanı yok yani. Yani bir insan işini yapıyor. Mikrofon takıyorlar mesela içer. Kutu İşini almak ne yapıyor demek? Ne adam. olmuştu Nurgül? Ne kutusu verdi sana? Anlatacağım Esra. Mikrofon tak adam işini yapıyor. Adam bana dokunmaya meraklı olduğu için dokunmuyor ya. Yani. İşini yapıyor adam. Önüne geçmeyen. Bunlar çok itici şeyler bana göre yani. Niye o Ha, bir zaman dakika size mikrofon takılırken de mi sinirleniyor? Evet, yani bir erkeğin takmasını onaylamıyor. Bir bayan takacak. Ya adam bana meraklı olup beni ellemek için yapmıyor ki o. Adam işini yapıyor Peki orada. bir kadın mı takmalı mikrofonu? Tabii kesinlikle.
Ha, sana mikrofon takmak da yasak. Yani sen mi taktın en son mikrofonu Emre ona? Evet ben taktım. Şimdi o taktı. Aa, başkası taksa ne oluyor? Erkek taksa yani. Sinirleniyorum, böyle rahatsız oluyorum. Hı-hı. İyi hissetmiyorum kendimi yani. Ama ha? Şimdi bu doğru bir şey gerçekten değil ki yani. Gerçekten rahatsız oluyorum yani. Ama rahatsız böyle olacak bir durum yok. Adam da senin karına meraklı değil. Hayır, yani. Hayır sen benim helalimsin ya. Tamam, adam da senin kardeşim. Karına meraklı olduğu için işini yapıyor. Onun görevi bak, o. Bak şimdi böyle anladın şeyler mı? Olamaz. Ben böyle şeylere de karşıyım. Bir kere yaptığım bu hatayı o konu gidiyorsun. Biliyorsun o muhabbeti de açmak istemiyorum. Burada hiç de gerek yok. Gitti ne? Arkadaşıyla, annesiyle, annesiyle oturdular. Ve benle de ayrıyken orada kahve çay içiyor benden habersiz. Ben de arıyorum, Nurgül neredesin diyorum. Ben diyor kafede oturuyorum annemle. Bir gidiyorum, uygulama yüklemişim, Allah'tan nerede olduğunu görüyorum. Neredeymiş? Bir tane adamla oturmuş üçü birden çay kahve içiyorlar. Adam kim? Adam dediğiniz benim eski aile dostum. Hı hı. Yani benim annemin de tanıdığı, yani önceden beri görüştüğümüz birisi. Hı hı. Ben böyle bir rezillik çıkartacağını bildiğim için. Bir dakika, o adamdan yanınızda kim var? Annem var ya. Annenle mi tanıdığı? Ya bir şey söyleyeceğim. Var zaten. Böyle bir şey olabilir mi Esra? Olabilir. İmkanı yok. Şimdi, sen böyle rezillik çıkartacağın için senin gibi adama söyleyemedim. Şimdi, aslında biz küs olmasaydık seni de o ortama çağırabileceğim bir ortam aslında. Hı hı. Ama küsüz. Ama ki ben buna böyle küsken ki böyle bir şey söylesem gelip orayı... oraya gelip beni rezil edeceği için söylemedi. Ben adama direkt şunu dedim. Ben yani. Adama direkt şunu girdim. Elim ayağım titriyor masada. Direkt adam kaç yaşında bir adam? 50-60 yaşında bir adam. Dedim direkt şunu söyledim. Eşiniz var mı dedim. Var dedi. Dedim eşinizle ben kahve içeceğim yarın. Nasıl olur ya dedi. Sen nasıl yapıyorsun bunu ya? Sen bunu bana nasıl yapıyorsun? Bu kadın benim sevdiğim bir kadın. Yanında annesi de olsa, başkası da olsa böyle bir şey olamaz. Adam aile bir bozuldu. Dostumuz ya. Adam bir bozuldu. Bak şimdi, kendisine yapılmak istemediğin bir şey karşısına yapmayacaksın. Ben de adama dedim ki senin eşinle yarın oturacağım, çay kahve içeceğim. Böyle bir şey olamaz. O zaman sen de bunu yapmayacaksın. Bana haber vereceksin. Beni bu kadar tanıyorsunuz abi. Sosyal medyadan, her yerden beni takip ediyorsunuz. Diyeceksin o zaman Emre biz oturuyoruz arkadaşız çay içeceğiz sen de gel. Ne var bunda ya? Küstük ya o yüzden çağırmadım. Çağırsaydım da rezillik çıkart böyle bu şekilde rezillik çıkartacağını beni çok mahcup ettin orada. Mahcup benim bile eski sen aile dostum. Nurgül orada? Bir de buna sinirliyorlar. Sen ne dedin böyle deyince? Ya ben yani ortalığı sindirmeye çalıştım. Yani karşımızdaki adam da fevri bir adam. Yine de çok alttan aldı yani. Ya, Allah razı olsun. Hı. Beni saydığı için alttan aldı. Buna sığınmak, seni alttan Esra, aldı yani. Çok özür dilerim. Buna sığınmak nedir ya? Mahcup duruma düştüm diyor evet. Ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Beni nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın? Ne biz karı kocayız seninle o zaman. Karı kocayız ya. Karı koca ilişkimiz var. Olabilir beni ne duruma soktuğunun farkında mısın? Adama mahcup olmadın. Sen aslında bana mahcup oldun. Niye sana mahcup oluyor? Evet ben senin eşinim. Yanındaki adam kim? İki günlük adamı bana değişiyorsun. İki günlük bir adam değil. Senden önce de tanıdığım bir aile dostumuz. Bak, annem yanımda ya. İki günlük bak, adamı bana değişiyor. Ben bir dakika izleyicilere şunu sormak istiyorum. Sizce böyle bir durum kızılabilir mi yani? Ben yani izleyicilerimiz de yorum yapsın. Yerin dibine girdim orada. Ben İşi yerin dibine girdim. Mi? Sen de niye yerin dibine girdin? Hayır ya. Eşim benim ya. Bana haber vermeden böyle. Bir adam oturmuş çay kahve içiyor. Geçmiş böyle bağırıyor. Bana bir haber verecek. Arayacak. Küsüz ya o yüzden küs haber vermedi. Bak resmiyette evliyse küs ben olsak bana haber vereceksin. Ben bunu yanlış anlayacağını bildiğim için annemi de yanımda getirdim. Bu çünkü... Bir şey olur hani sen normalde görürse... o adamla samimi bir yakınlığın evet, mı var? Evet yani samimi bir yakınlığım derken abim yani beraber yemişiz içmişiz geçmişte. Tanıyor muydu Emre onu? Tanımıyordum. Emre aslında duydu adını da daha ben öncesinde. Hayatımda sen hiç görmedim. Tanımıyordun. Hiç tanımadım. Tanıştırmadım hiç. 6 yıl beraber olmuşuz bu adamı tanımıyorum. Ama sen duymuşsundur. Bu adamı ben. Tanımıyorum. 6 yıl olmuş evlilik sürecimizde ayrılmışız annesine gitmiş. Hı-hı. Annesiyle beraber oturmuş çay kahve içiyor. Sen yanlış anlayacağın diye ben annemi de yanımda getirdim işte. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey kabul edilebilecek bir şey değil yani. Ya normalde aslında hani bir gerçekten arkadaşıysa çok uzun zaman görüştüyse seninle de konuşmuyorsa belki haber verememiştir sana. Ya şöyle onunla konuşuyor olsaydım o ortam onu da götürürdüm zaten. Hı-hı. Öyle bir ortam yani. Ya sen hep böyle yapıyorsun. Yanlış ben şeyler. Ben kuzenlerimle de görüşsem aynı şeyleri yapıyorsun. Ben böyle şeyleri kabul etmiyorum.
İşte etmediğin için ben seni kabul etmiyorum. Bu yüzden kıskancım ben. İşte ben de bu yüzden kabul etmiyorum. Kıskançlık şeyim yani öne çıkıyor. Şey. Peki Nurgül, o bir kız arkadaşıyla geçmişten tanıdığı otursa sen karışır mısın? Oturuyor. Ne zaman benim oturdun? Benim umurumda bile olmaz ki. Aa, umurunda Emre değil mi? Kendi dikkat eder. Ne zaman oturdun? Kendi dikkat eder yani. Çünkü Nurgül bir şey söyler mi diye dikkat eder ama ben hiçbir şey sen niye dikkat etmiyorsun ben. Abi? Sen niye dikkat etmiyorsun hal ve hareketlerine? Ben ediyorum daha ne kadar. Bir de... Benim eski halimden eser yok. Eser yok yani benim ya eski halimden. Ben eve kapanmışım yani Emre bir şey söyler diye. Zahmet olacak. Ha, zahmet olacak. Zahmet olacak. Eve ama nasıl sen... kapandın Nurgül? Nasıl eve kapandın? Ben kimseyle görüşmüyorum. Kendi ailemle bile görüşmüyorum ya bunun yüzünden. Her şey karışıyor. Çok hataları var Esra Hanım. Ne gibi? Çok hataları var. Yaşaması mı hata? Evet. Nefes almam hata. Çok hataları var. Ben... lanet olsun harbi diyorum, gerçekten seviyorum bu kadını. Ben hatalarıyla kabul etmişim. Her şeyle hala bana zorluk çıkartıyorsun. Başkası durmadan sorunlar, aslında sebepler yaratıyorsun. Aslında burada birazcık kültürel bakış açısının farklılıkları evet. var. Bu da evet. aslında orada böyle bir tepkiye, yani ona göre bu olmaz. Ötekine göre daha modern bakışlı ve olabilir olarak bakıyor. Bu da farklılıklara yol açıyor. Dün biliyorsunuz şu mevzuyu da konuştuk. Nurgül aslında bir villada oturmak istiyor ve Emre de aslında böyle birkaç kere bulmuş. Şimdi yine bir ev bulmuş Emre, bir villa. Aslında Nurgül'e sürprizi buydu bugün. Bir villayı da görelim. Nurgül, sana villa buldu bak, Emre en sonunda. Bu villanın kirası Nurgül, o kadar... Nurgül gel yanına, gel buradan bak, görelim. Bu villanın kirası o kadar nerede uygun buldun? Ki... Nerede buldun Allah aşkına? Bir İstanbul olmadığı kesindir çünkü bu şartlarda nerede villa bulamaz bu? Mı? İstanbul Mimarova'da. Mimarova'da. Evet. Büyük İstanbul'un dışı. Büyükçekmece'ye çok yakın sahile. Sahili göremez ama Esra Hanım... Bir 5-10 dakika içerisinde sahile burası gidebiliriz. Burası villa mıymış? Evet, burası villa. Villa mı burası? Burası villa. İçerisini görelim. Burası ev. Burası villa. Evet, burası villa Esra Hanım. Gece kondu burası ya. Ne villası Esra Hanım? Siz de diyorsunuz ki villa. Buranın... Hayır. Gece kondu burası. Hayır, burası biraz tadilatla güzel olabilir. Ya kesinlikle. Yok, Allah'ınızı severseniz. Ben mi yanlış anlıyorum bu villayı değil villa deyince? Ama bahçesi falan güzel. Yönetmenimiz evet bir daha böyle dün bir gösterelim. Dün sen bahçe dedin. Al sana bahçeli villayı bulmuşum. Bahçesi bayağı büyük, yeşillik ve içinde. Ve kirası beni böyle bir zorlamıyor. Bahçe değil, ben böyle havuzu bak, falan istiyorum. Bu ne ya? Buraya belki ne yapacağım ben burada mi? Ağaçta elma mı toplayacağım? Esra Hanım. Tavuk mu salacağım? Tavuk mu bakacağım? Tavuk mu besleyeceğim? Bu tam senin layığın bir villa. Esra Hanım. Buranın kirası da inanın şu anda bulunmayacak bir fiyat. Sen oturursun bulunmayacak burada. Bulunmayacak bir fiyat. Belli nimet yani. Buranın kirası... Şey yemlersin, tavuk yemlersin burada. Buranın kirası 6500 TL. Burası ay, 160 metrekare bir ev. 6500 TL çok da iyi bir fiyat yani. Bedava. Şartlarında İstanbul'da. Vallahi çok güzel. Burayı niye buldu biliyor musunuz? Niye? Siteden çıkıp. Burada daha ucuz oturmak için bulmuştur burayı. Hayır hayır. Burada o kapısı da var yani. Hayır, Emre diyor ki villa istediği için bu villayı buldum. Bu villa mı? Villa. Ya ben mi yanlış algılıyorum? Bu villa mı ya? Villa. 10 numarada bir villa. Bak bahçede dedin, bahçesi de var. Ondan sonra bak tek müstakil. İstediğin kadar ya, bağır, sana çağır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim duymaz. Köydeki ev. Bak bizim köydeki ev. Biz yeni yaptırdık köydeki. Trabzon'daki evimiz. Buradan daha modern. Sana yemin ediyorum buradan daha modern. Ben bir şey söyleyeyim bak. Görüyor musun? Şu karşıya bakar mısın? Kapısına bak. Allah aşkına şu kapıya bakar mısın? Kocaman. Sadece sana ait. İnanır mısın? Sadece. Benim önüne... köydeki evim buradan ve, daha modern. Ve içinde jacuzzi de var. O zaman gidelim köyde yaşayalım. İçinde jacuzzi de var. İçinde jacuzzi var. Bayağı büyük Esra Hanım. Dışarılara baktığımız zaman küvet 200, vardır 250 kesin metrekare. Ben jacuzzi olduğuna inanmıyorum. Küvete yani de senin emrin için. Bana değil, bence Nurgül'ü buranın hani nasıl güzelleşeceğini ikna bak, etmen lazım. Herkesi ikna eder tamam, buranın bak, villa olduğuna. Bana bir bak. Sizin bile kafanızı karıştırdı tamam, Esra Hanım. Valla güzel olabilir, bilmiyorum. Hayır değil ya. Tamam, bana bir bak. Ya böyle görme. Vallahi ben içine havuz yapacağım. İçinde jacuzzi de var. Sen kiralık bir eve nasıl havuz yaptıracaksın? 6500 lira. 10 sene otururuz ya. 10 sene vallahi otururuz ya. 10 sene. Yaptırırız. Ne olacak, kiradan İstanbul'un düşeriz. İstanbul'un dışında bir yer. Mimarova'da. Güzel evet. bir yere benziyor. Yani bakımla güzel olur. Terası merası, yeşilliği çok güzel. Valla dağın başında oturmak isteyen gitsin otursun. Ben oturamam. Ben daha bu taraflarda istiyorum. Tavuk kışkışlarız dedi. Ben İstanbul'da yaşamak istiyorum. İstanbul burası. Hı-hı. Burası evet, İstanbul'un, İstanbul burası. İstanbul'un göbeği burası. Mimarova. Bakın. Büyükçekmece sahile sadece 10 dakika. Hı-hı. Ama var ya Emre Bey. 10 dakika. Emlak komisyoncusu olacak insanmış. Hayır hayır 10 dakika. Aşağı indiniz mi? Büyükçekmece sahiline iniyorsunuz. Orada denizi de görürsün. Orada arada denize de gideriz.
Evet, bir şey söyleyeceğim. Aslında nasıl olsa dışarı çıkmıyorsunuz. Burada pencereden bakar, dışarıyı seyredersiniz. Tavuk yerlersiniz. Nereye bakacaksınız? Baktığınız zaman karşısında herhangi bir gecekondu falandır yani. Ya ben daha ne oraya yapacağım ya? Yeşillikler var böyle güzel. Villa istiyorsun, villa buluyoruz. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Sana ne beğendireceğimi ben şaşırdım. Hayır, tavuk alırsınız, kuzu alırsınız, yemlersiniz. O ben miyim yani? Yemler böyle azıcık tavuk doğaya iyi gelir. Ben hiç ya, öyle hiç o kafalarda bir kadın değilim. Ben öyle kedi bakayım falan. Sana söz falan veriyorum. Ama insanlar villa kedi yolda böyle yeşillik şey. Kedi bakarım yani ben en fazla. Yani kedi bakarım. Domates, biber ekersiniz. Tabii. Sen bunu beğenmedin mi şimdi? Şu anda. Sen bunu beğenmedin mi gerçekten? Bunu beğenmiyorsan sen hiçbir şeyi beğenemezsin. Sana 10 numara villa bulmuşuz. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun abi. Ne istiyorsun ben anlamadım. Benim de bütçem belli. Durumum belli. Aslında bence bu hafta sonu birlikte belki bir yakından görmek fikrini değiştirir Nurgül'ün. Hayır. Birlikte asla bir gezi. Gidip bak, ben asla oraya 2 saat yolculuk yapıp Mimar Baba'ya gidip 2 saat yolculuk yapıp geri dönmem yani. Nurgül, bir peki şey söyleyeyim. Peki bu evin içini dışını böyle oraları beğendin mi? Yok ya, ben böyle bir şey değil benim kafamdaki yani. Her yer yeşillik, ne istiyorsun şu an ya? Şu oturduğum ev bile bundan daha her iyi yani. Her yer yeşillik 6500 liraya. Sen böyle bir şey bul villa, ben tamam diyeceğim. Ben yeşillik istemiyorum lira. Yapay yeşillik olabilir. Canım para biriktiririz. İlla yeşillik istiyorsam köyüme giderim. Köyümde bir sürü yeşillik var benim zaten. Nefes alır gelir. Esra Hanım biraz mantıklı düşünsün. Evet. Zaten. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Metrobüse falan yakın mı? Yakın. Metrobüse 20 dakika. Ben metrobüse mi bineyim? 20 dakika. Yani. Bir yaştan sonra metrobüse mi bineceğim ben? Metrobüste ne? Niye herkes biniyor? Ben metrobüs dışarı çıkmıyorum güzel. Çok güzel. Ben binemem. Benim uyumu biliyor. Ben metrobüse falan binmem yani. Bir yere gideceğim, taksiyle giderim. Metrobüse binmiyor musunuz? O kadar duysun. Ben insanları da anlayamıyorum. Vallahi böyleler birbirlerine giriyorlar. Hayat çok zor dışarı çıkınca gerçekten. Ben yaşayamıyorum ama yani. Ama Nurgül o kadar insanlar evet. Metrobüse biner. Ben de bindim metrobüsü, çok seviyorum ben. Ben de çok seviyorum. Bir kere her yere rahatlıkla ulaşıyorsun. Neresini seviyorsun? Böyle olmasın mı? Hayır öyle insanların abi, insanlar içinde. İç içe. Bence güzel bir ben şey. Ben nefes metrobüs. Alamıyorum. Nefes alamıyorum. Hani ben. O sağlıksal bir şeyse o ayrı ama metrobüs bir sürü kullanan insan var. Orada insan görüyorsunuz. Çok hızlı varıyorsunuz bir yere. Bence çok güzel bir şey. Zaman da daralıyor. Hatta ben böyle doktora falan yaparken üniversiteye karşı böyle metrobüsle gidiyordum. Çok da keyifli. Valla ben liseye giderken de özel araçla götürüp getiriyordum. Esra Hanım diyordum. Ama diyor ki ben hep özel araçla götürülüyordum. Ben şimdi Nurgül'e sormak metrobüs istiyorum. Metrobüs falan binemem ben. Adam benim bana... yanımda insan bile olsun istemiyorum ben araçta. Nurgül adam bana fazla tek mühlet özel. Vermedi. Adam bana fazla bir mühlet ne vermedi. Ne zamana kadar tutmanız bana lazım? Bana adam pazartesi gününe kadar tut kardeşim, yoksa başkasına vereceğim. Verirse dedi. Versin yani, zaten bunu tutacak değiliz herhalde. Pazartesi gününe kadar ben bu villayı tutamazsam... Başkasına abi lütfen kimseye verme, emri tutacak kendi kendine. Başka anasıyla yok. Burada oturacakmış, tavuk bakacaklarmış. Nurgül para biriktiririz, tamam mı? Vallahi para biriktiririz, ev alırız. Para burada para oturalım. Ben. Bak ne güzel mis gibi villa işte. İçini de yaptırırız. Güzel bir, ben sana söz veriyorum, bir tane mimar falan. Böyle iş tasarımcı bir adam getireceğiz. Ya yalan söyleme. Diğer evi tutarken de öyle söylemiştin. Emre Bey geleceğini göstermek için en azından bir plastik havuz dolduraydın oraya. Plastik gelecek, havuz. Gelecekteki hali bu şekilde olacak. Havuzlu villa ya. Havuz yaptıracak tabii. Mısın Emre gerçekten? Yapma, bir tane yaptırırız böyle. Gerçek. Küveti falan. Evet. Küvet jacuzzi var mı içinde? Küvet değil de jacuzzi var. O, ha jacuzzi var. Jacuzzi var içinde. Ya yok, jacuzzi anlayışını bilmiyor musunuz Emre'nin? Bir var mı jacuzzi'sinin görüntüsü? Ya gerçekten şuraya bir alıcı gözüyle bakar mısın? Ya git ben, defol git be. Bir alıcı gözüyle bakar mısın? Allah aşkına bir alıcı gözüyle ya bak. Defol git. Bir oturacak gözle bakmıyorsun ne ki sen ya. Ne oturacağım ya? Bir oturacak. Ben oturmam zaten Emre. Nurgül şuranın büyüklüğüne bak ya. Domates ekeriz. Her şeyi yaparız Esra Hanım'ın dediği gibi sen ya. Horozlarımızı, yumurtalarımızı şey yaparız. Senin layım. 10 numara. O biliyor musun? Hı? Bir tık üstü değil aslında. Sen valla öyle git yaşa yani. Ben daha ne yapayım Esra Hanım? Siz villa bulun dedin. Biz ben villayı da buldum. Aslında kendisi gitmiş bulmuş villayı gerçekten. Kendisi beğenmiyor. Şimdi Nurgül Hanım ben burada bir müdahale etmek zorundayım. Şimdi şey ev güzel. Tabii ki güzel sizin, değil mi Hüseyin hayır, Bey? Sizin istediğiniz bir şey değil, onu anladım. Bu kriterlerinize uymuyor kesinlikle. İkinizin arasındaki mesele de. Şimdi şu yanlış gibi geliyor bana ya. Sizin kriterleriniz bu olabilir fakat bu tür yerlerde yaşayan insanları aşağılayıcı bir dil kullanamazsınız gibi geliyor bana.
Ben yani ben o şekilde işte senin layığın bu yani ben daha iyisine layığım gibi bir altlı güçlü ilişkisine girmeden söyleseniz daha iyi olur. Bence çok güzel bir yer. Böyle ortamlarda yaşamayı isteyen insanlar da var. Ama şöyle siz de öyle ortamlarda yaşamak isteyen insanlara saygı duyuyorum. Ben yaşamam diyorum. Evet, herkesin kendi tercihini küçümsemiyorum yani. Bir de maddi imkanlarına bağlı. Tabii ki de bak ben de diyorum belli bir miktarda para kazanırız. Metrobüse bile bineriz. Böyle yerlerde de geçeriz. Yani ben seviyorum ama herkes sevecek diye bir şey de yok. Yani herkesin tercihine de saygı duymak gerekir. Ama ben gerçekten böyle toplumun böyle birlikte olabileceğim şeylerin içine katılmak benim hoşuma gider. Ama bazı insan daha yalnızlığı, tek olmayı, daha böyle izole olmayı sevebilir. Tabii yani kesinlikle. Birazcık bir şey farkı. Aslında seçim farkı. Emre ise bir de diyor ki ben daha lüks yaşamdan geldim diyor Nurgül. Ben onun için lüks bir yaşam istiyorum diyor. Benim evimde jacuzzim vardı diyor. Ben jacuzzilerde... Evimde jacuzzim vardı demiyorum ben. Bu saatten sonra olsun diyorum. Bir tane ama jacuzzi fotoğrafı var. Bize göndermişsin sen. Şöyle yani gidiyorum tatiller yapıyorum. Gittiğim oralarda orada. Çektiklerin mi? Yani çektiğim yerdir. Öyle olsun istediği bir jacuzziyi gösterebilir miyiz? Bundan sonra olsun istiyorum. Ben bu zamana kadar... Öyle yani tabii bu şekilde jacuzzim yok da kapalı mesela duşa kabinim var böyle her yerden suyu fışkırıyor. Bunu yaptırmak falan çok bedava bir şey ya, bu çok pahalı bir şey değil ki. Bundan sen yaptırır mısın Emre? Yaptırırım, bu çok pahalı bir şey değil ki Esra Hanım, bu 3-4 bin liralık bir şey yani, bunu alırız 3-4 bin liraya. Vallahi ya, yani bunu koyarım bunu. Bak 3-4 bine bunu bir tane tahtasını alırsın Emre ya da bu şey duş başlığını yok, alırsın. Yok Esra Hanım, benim tanıdıklarım var, ben 3-4 bin lira yaptırırım bunu. Yaptırırım diyorsun. Evet yaptırırım 3-4 bin TL. Ya yaptırsaydın o zaman niye yaptırmadın? Emre Bey bir yapı markete gidin gerçekten duş başlığı 1600 lira. Evet. Yani onun için hani belki hani bunu zor... Böyle bir şey mi mesela isteyin Nurgül? Ya bu hayat herkes ister. Herkes ister yani. Hayır şimdi herkesin hayattan beklentisi daha lüks, daha şey. Emre sana bunu ne kadar... Şimdi jip, villa biliyoruz ki lüks istekler. İnsanların kendi tercihi, isteyen isteyebilir. Hayatta ben şeye kızıyorum yani, zamanında bana bunları vaat edip daha sonrasında dönmesine kızıyorum. Asıl mesele bu. Asıl mesele bu zaten. Mesele bu. Sen açıkça isteğini söylüyorsun. İnsanları istekleri için kınayamayız arkadaşlar. Karşındaki insan ben bunu karşılayamam demeli. Ya da ben bunu yok, bu bana göre değil, biz farklıyız demeli. Ben bunu karşılayabilirim deyip karşılamıyorsan buradaki sinir bozucu nokta bu aslında. Evet, hayal şimdi, kurdurup daha sonrasında bana bunu gösterirsen Hayır. Ben ne istiyorsa ona yaptım. Bak başta tekrar gelelim. Bana dedi ki ben havuzlu bir sitede oturacağım. Ben havuzlu bir site buldum. Orada oturtturdum şu anda. Sen villa dedin. Sana villa havuza buldum. Havuza giremiyorum yani ama. Yani sen ne istiyorsan ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sen sadece standartlarını çok çok fazla yukarıya tutmaya çalışıyorsun. O da bende yok. Yapamıyorum yani. Bu arada ekip, tek bir şartla Emre, yaparız. Ekip arkadaşlarım şimdi kulağıma söyledi. Bu jacuzziyi bulmuşlar. Evet. Hani fiyatını soralım diye. Bu jacuzzinin fiyatı 60 bin TL. Tamam yaparız biz bunu. Bir şekilde alırız yani. Yaparız. Emre bak yine yaparız diyor. Sonra işte böyle yapıyor, anladınız mı? Hallederiz diyorsun. Ha, yaparız diyor. Yaparız sonra yapamayınca, çünkü bak insan, kadınlar hiçbir sözü unutmaz. Siz ona söz verip geçiştirmeye çalışırsınız, onu da unutmaz. Ya bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Şurada benim kızım bir şey gösterebilir miyim? Yani, yani şunun içine girip aldığımız duş değil mi abi? Burada da duş alıyorsun. Yukarıdan da fiskiye ile duş alıyorsun. Her şekilde duş alıyoruz değil mi? Yıkanıyoruz. Yani bunun içinde bir saat zamanını öldüreceğine 10 dakikada ol çık. Ne gerek var bunlara? Masraf bunlar. Gerek yok yani. ama evet, şimdi vallahi masraf bunlar. Ve bir de zamanını boşuna harcıyorsun. Bir saat içinde otursan ne olacak ya? Etin daha mı farklı olacak yani? Yıkandın, bitti gitti. Gerek nasılsa yok amaç yani. Amaç yıkanmak diyorsan evet, amaç sen öyle yıkanmak abi. İşte amaç yıkanmak değil bizim. Yemin ediyorum biz Antep'te. Hayatta bir kere masaja gitmemiş. Bak. Bir kere hayatında masaja gitmemiş. İşte ya o tarz şeyleri yok herhalde. Ya ben sevmiyorum vücuduma birinin ellemesini, dokunmasından nefret ediyorum. Bravo. Vallahi nefret. Hiç tanımadığım bir insan gelip benim vücudumu elleyemez. Ya ben de mesela bayılıyorum. Yani saatlerce bana birisi masaj yapsa yapsın yani. Sevmiyorum Esra Hanım. Sevmiyorum. Eşine sizi bir şey söyleyeyim. Bir şey hiçbir ortak fikriniz var. Siz yok yani. Hiç niye evlendiniz ki? Sen diyorsun masaj seve o diyor. O diyor jacuzzi ne olacak? Hani üstüme su fışkırtalım yeter. Sen diyorsun jacuzzi. Bana işte böyle gelmedi ilk başta. Sen ne istiyorsan ben sana ayak uydururum. Hı hı. İşte onu da hallederiz. Bunu da yaparız.
Bakın siz Emre'ye biraz ayak uydursanız sizden vazgeçebilir aslında. Ben mi ayak Çünkü karşıtlar birbirini çekiyor. Evet karşıtlar çok gereği. çok uç siz biraz Emre'ye yaklaşsanız hamarat olsanız Emre sizden vazgeçer. Ben vazgeçmem. Geçersin ya. Vallahi geçmez. Ben asla ve asla Nurgül'den vazgeçmem. Ben Emre'nin benden vazgeçebilme ihtimalini sıfır buluyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? İnanın diyorum size yemin ediyorum dün de gösterecektim. Ben bu kadına tepeden tırnağa aşığım. İlk baktığımda bana bir kahve koydu. Böyle Türk kahvesi koydu. Ben onun falına baktım. Yani laf icabı. Normalde böyle şeyler yok. İnanmıyorum da. Öyle ona baktım. Ondan sonra beni şurada... Beni tavlamak için yaptın yani. Sayın Esra Hanım. Şurada altın sarısı bir saçı vardı. Burada parlıyordu. Önce buna aşık oldum. Sonra gözlerine. Sonra ellerine. Sonra tepeden tırnağa aşık olmuşum ben bu kadar. Sen Emre ruhumu o gün elinde ettim. Bir şey gösterecektin. Elinde var diye. Elini verir misin? Bir onu elini merak tutma. Ettim. Göstersene. Şimdi çok normal olmayan bir insanlarda... Herkeste olmayan bir özelliği bakayım, var merak Nurgül Hanım'ın. Göster bakayım Nurgül. Ben şu küçük parmağına aşık oldum. Küçük parmağına? Evet. Ne varmış onun normal küçük parmağında? Normal insanlardan parmağı daha küçük şurası Esra Hanım. Bakayım herkesten... bir benden küçük mü? Evet tabii. Küçük Esra Hanım. Şöyle bak normal sizin şurada benimki burada. Ha. Evet doğru normale göre daha küçük parmağı. Evet ben... Küçük parmak. Öyle bu, diyorsun. Bu onu nasıl gördün ya? Bu parmağa aşık oldum Esra Hanım. Ha sen o parmağın küçük olmasına aşık oldun. Evet. Evet. Ben bu kadına tepeden tırnağa aşığım. Ne istiyorsa da yapmaya hazırım. Jacuzzi'yi de alacağım. Villayı da alacağım. Ama dediğim gibi sadece bir elimden tutsa şurada anneme karşı şöyle bir göstersek kendimizi. Buradaki evi de alırız. Villayı da alırız. Her şeyimizi yaparız. Benim annemin babamın maddiyat durumu çok iyi Esra Hanım. Benim sadece Nurgül'le evlendiğim için bana yardımcı olmuyorlar. Yapmıyorlar yani. Ya sen kimle de evlenseydin evde. Benim yanımda olması lazım sen ki. Sen kimle de evlenseydin sana yapmayacaklardı zaten. Senin annen istiyor ki benim yanımda otursun oğlum. Anladın yo, mı? Yok öyle bir kadın evet. Değil. Vallahi öyle bir öyle kadın bir kadın. Değil. Ya da şöyle annenin beğendiği birisini alacaksın. Kendi beğenmenin hiçbir önemi yok. Annem beğenecek. Yani kendine ne evlat alıyormuş gibi ya. Evlatlık alıyormuş gibi beğenecek. O ne derse de onu yapacak yani. Seninle de bir alakası yok o kadının. Nurgül, benim annemin ilk defa bir gelini oldu. Biz iki erkek kardeşiz. İlk defa ben evlendim. Abim pek evlendim. De gelin gibi hissetmedim ben kendimi. Ama işte sen çok de... Çok da umrum bir durum değil de. Sen de bir gelin gibi davranmadın anneme. Gelin gibi ben davransaydın... Ben bu vasfı kabul etmiyorum. Ben kimseye tamam gelin mı? Olarak gitmedim zaten. Ben kendime yol arkadaşı seçtim seni. Anladın mı? Tamam. Yani ben kimseye gelin olayım. Ay böyle... Hizmetçi olayım falan modunda bir kadın değilim yani. Bir de zaten Emre baştan beri mesela aslında annenin kriterlerini biliyorsundur sen. Onun evladısın ve daha önce de nişan bozmuşsun çok fazla. 4 kere. Senin annenin kriteri ne bir gelinde aradığın? Benim annemin kriteri en başta şalvar giysin. En başta gelininin yer sofrasına otursun. Bayramlarda. Söyle sen söyle ben söyle. Evet, ben başka... biliyorum yani ne olduğunu biliyorum. Biliyorsun. Annen hiç ayağa kaldırmasın. Sabah kahvaltısını ayağına getirsin. Yani eve hizmetçi mi alıyoruz? Gelin mi alıyoruz? Yapacaksın abi. Hangi gelin yapmadı bunu? Hangi gelin yapmadı bunu? Ne yapacak yani? Mesela annene ne yapsın Emre söyle. Anneme hizmet edecek. Hürmet gösterecek. Ayakta bekleyecek. Ama bak Emre Bey. Sabah kalkacak kahve... Emre Bey şimdi küçük parmağı küçük diye aşık olduğun biri yapmaz onları. Yani insanın bir... Şimdi siz aşıksınız anladım. Bu normal bir şey. Ancak... İnsanın maharetlerini sevmek gerekir ya uzun vadeli bir ilişki için. Yani tipolojisini, dış görünüşünü değil de ahlakını, davranış tarzını bunları severek ancak şey yapabilirsin. Dediğiniz öyle bir ilişki doldurmuş gibi geldi ben bana. Ben bunu Nurgül'de içinde var düzeltebileceğime inanıyorum. Annen yani, istediği özellikleri Emre bana söylesene bir tekrar daha. Tekrar söylüyorum. Ağırbaşlı olacak, efendi olacak, saygısızlık yapmayacak. Sabah annemin kahvaltısını hazırlayacak, annemin yatağına götürecek, üstüne de bir çiçek bir alacak. Bir dakika. Gerçek mi bu Emre? Evet gerçek. Annemin ayaklarını yıkayacak, yorgun hissettirmeyecek. Tövbe estağfurullah. Kaynanasına kaynana gibi değil, annesi böyle gibi davranacak. Böyle gerçekten ben de duydum ama. Annesi gibi davranacak. Bir dakika ben burada şaşırdım. Bir daha bak tamam hani şeye kadar işte saygılı olacak. Zaten ağırbaşlı Nurgül aslında bakarsanız saygılı da bir kız. Ama şu noktaya şey yapıyorum. Kahvaltı hazırlayacaksın her sabah bir de tepsiye bir tane çiçek koyacaksınız. Kayınvalidenin önüne kadar getireceksiniz öyle mi? Evet. O kadın size ne yapar biliyor musunuz Esra Hanım?
O kadın size ne yapar biliyor musunuz? Siz onu yapsanız. O kadın size mal da alır, mülk de alır. Ne istiyorsanız yapar. O zaman annenle evlenseydin Nurgül. Hayır. Ne alakası var? Şimdi ne istiyorsa yapardı. Ben anneme bugüne kadar kahvaltı hazırlamamışım. Beni doğuran, büyüten, okutmuş, bu yaşıma kadar getirmiş, anneme kahvaltı hazırlamış. Annem bana hazırlamış, peşime dolaşmış. Ne yersin, ne içersin? Yememe dikkat et. Ben senin annene niye kahvaltı hazırlayayım ya? Kendi anama hazırlamamışım. Senin anan, senin anan yani bak, senin annen. Bu da benim annem. Anneme yapmamışım ya. Senin annene ne yapayım? Ama bu haksızlık değil mi ya? Ev istemeyi biliyorsun. Bir saniye ya. Ev istiyorsun. Villa istiyorsun. Jip istiyorsun. Ben istiyorsan da bunları yapacaksın. Ben senden istiyorum. Benden istiyorsun da. Ben senden istiyorum. Bana ne senin annenden? Sen demiyor musun bir insanın ailesi çok önemli. Aile desteği olmadan hiçbir şey olmuyor demiyor musun? Sen onlara hürmet göster. Onlar da sana ne istiyorsan yapsınlar. Ben villa istemeyi biliyorsun. Hürmette bir sıkıntım yok. Ben senin annene hürmet de gösterdim. Kapısına da kaç defa gittim. Bana kapı bile açmadı. Nurgül. Sen benim hiçbir şeyim olsan istesem ayağını yıkayayım dedim ya. Benim ayağını bile vermem dedi Nurgül. Sana. Söyledin mi bunu söyledim, Nurgül? Yemin ederim söyledim. Ayağını ben öyle yıkayayım kadın, dedi. Dedim. Ayağımı bile vermem sana aa, dedi bak, bana. Demiş Nurgül. Dedi. Ne kadar saygılı değil mi annem? Ne kadar terbiye değil mi? Ayağını bile vermedi. Ben gittim onun annesinin ayağını yıkadım. Annesinin ayağını yıkadım. Annesinin ayağını böyle yaptı. Sen annesinin ayağını mı evet, yıkadın? Evet böyle yaptı annesi ayağını. Yıka oğlum dedi. Böyle yapıyor. Aa. Benim annem bu kadar terbiyeli edepli. Vermedi ayağını işte. Bak, yıkattırmadı. Ama onun için vermemezlik yapmamış. Ayağını bile İstemediği vermemiş. İstemediği için vermiyor. İstemediği için vermiyor ayağını. Annesi verdi ama kendi annesi. Peki bu ayak yıkama merakı nereden geliyor? Allah Allah, niye herkes birbirinin ayağını yıkıyor ya? Bilmiyorum Nurgül'den sonra modaçı oldu. Nurgül çıkarttı. Yok benim annemin ayağını yıkacaksın. Ha, yok, senden ben senin... istedin mi bunu? Evet benden istedi. Barışmak için bana neler yaptırıyor Esra Hanım? Hayır, anne, söylemeyeyim mi burada şimdi? Barışmak için annemin ayağını yıkadı. Doğru mu bu Nurgül? Ya yok benim annem de çok meraklı ayağını yıkatmaya sanki. Çok meraklı gibiydi. Sen kendin meraklısın. Ben senin ananın ayağını bile yıkarım dedin. Sen de benimkini yıka dedin. O zaman da dediler ki sana. O zaman sen yıka Nurgül de yıkasın dediler. Sen yıkadın. Senin annen ayağını vermedi. Ben yıkarım dedim zaten. Olay böyle oldu yani. Sen Nurgül, git benim anamın ayağını illa yıkadım bak, ki ben. Bak bir kişilikle alakası. Bir insanın kişiliği vardır değil mi? Ben ayağımı vermem kimseye. Hı-hı. Kimseye vermem yıkattırmam. Benim anam asla vermedi. Böyle bir şey de yaptırtmadı. Senin tamam mı? Anan dedi senin ki bana. Anan, ayağımı bile vermem sana senin dedi. Anan, senin annen ayağını verir yıkattırır da bana ben, vermiyor. Ben anlatamıyorum olay ki kendime. Sen anlamıyorsun. Ben anlatamıyorum sen ki. Sen anlamıyorsun. Kendisi anası var ya zevkle gururla verdi ayaklarını Esra Hanım. Böyle zevkle verdi abi, yıkadı ya. Diye. Bak bak Emre. Yapmazsın diye düşünmüşler ya. Bırakırsın herhalde ya burada. Ya niye bırakayım bu istek, abi? Bu isteklerden vazgeçersin diye düşünmüşler. Ya hep benim öyle yaptı zaten. Hep kendisi beni bu duruma getirdi. Dediğin şey şu. Yok annemin ayağını yıkamazsam barışmam seninle. Ben de gittim mecburluktan annesinin ayağını yıkadım ya. Ama Emre demin kriterlerinde annenle alakalı tepsiyi götürsün yanına dediğin gibi annemin ayaklarını da yıkasın dedi. Senin Esra de kriterin annenin ayağı yıkaması. Ben bunları söylüyorum. Annem bunları izliyor. Bunları izliyor benim annem. Burada dese ki... Ben yıkarım kaynanacığım senin ayağını, getiririm ha. Kahvaltını, her şeyi söyledim. Yaparım. Bunları da söyledim. Senin annen burada, reddetti. Bak burada bunları desen tamam ya mı? Ya söyledim ben. Bu villa değil, bu villanın 10 mislisini alırım. Arkadaşım bir dakika, bir dakika. Eve uşak mı alıyorsunuz, gelin mi alıyorsunuz evet ya? Evet yani. Uşak değil ki bu. Ayağını niye yıkasın, kahvaltı niye götürsün? Peki şey, avukat bey. Hasta olur, sayır olur, bakılır insana. Ama... Yani kaynanaya kahvaltı masası götürmek, tepsi götürmek ne ya? Böyle bir gelenek mi var ben Türkiye'de? Ben de şöyle ben bir insanım. Yapıyorum. Ya bırakın siz bilmiyorsunuz Allah. Yapmayın yani. Ben erkek zaten. Adam alim, alimle yapıyorum ya. Hayır, bulaşık siz de yıkıyorum yapmayın. Ya. Yapmayın zaten. Nasıl yapma? O da yapmıyor. Abi. Kim yapacak bunları? Bulaşığı yıkayan yok. Bulaşığı yıkayan yok. Çamaşır asan yok. Nasıl olacak bu iş? Nasıl yapacağız yani biz bunu? Şimdi orada iş bölümü de yapabilirsiniz. Zaten Nurgül demiş ki... Ben demiş iş yapmayı sevmiyorum. Emre temizlik yapabilir, bulaşık yıkayabilir, perdeleri asabilir, çamaşırları doldurabilir. E sen zaten bunları kabul ediyorsun ben yaparım diye. Mecburluktan yapıyorum Esra Hanım. Şimdi o yapmıyor. Ben de yapmasam ortalık yangın yeri. Kim yapacak bunu? Mecbur utanıyorum, kalkıyorum, yapıyorum. Dayanamıyorum yani. Ama yoksa normalde, benim kişiliğimde... Normalde centilmen kişiliğinden değil aslında. Rukatımda yok böyle bir şey. Yapmam yani. Niye yapayım? O yapmıyor, ben de yapmıyorum. 3 gün kalıyor o işler. Bir dakika, sen o gün şunu söyledin, benim aklıma takıldı. Bir tabak vardı, Nurgül yemeğini yedi, o 3 gün tabak orada kaldı dedi.
Nasıl kalıyor? Kurumuyor mu o tabağın içindekiler şeyler? İşte önemsemiyor. Bazen bırakıyor kendini. Yani hiçbir şey yapmak istemiyor. Hı-hı. Ben de yapmak istemiyorum. O tabak 3 gün orada kalıyor. Belki bu yeni villaya taşınınca daha çok canınız ister yapmayı. Yok, yeni villaya taşınırsak hizmetçi de isteyecek hanımefendi şimdi. İstiyor musun öyle İster. Bir şey? Öyle ben nasıl koca villayı yatayım? Yardım edecek bir kadın alacaksınız. Yatılı mı? Hizmetçi değil de yani. Yatılı yanında kadın. Bir abla. Bir abla alacaksınız. Hizmetçinin emin. Ona da para ayırdın mı Emre? Ben 6500 lira her şeyin hesabını, kitabını yapmışım. Ya ben yardımcı yanımıza, kim? Yanımıza alacağımızın hanımefendinin maaşı benim eve verdiğim kiradan daha fazla olacak. En az 17.500 zaten asgari ücret. Tabii en kötü 17-18 bin lira ya vereceğim. Şimdi yatılı gelmiyorlar olunca da 20.000 TL verirsin diye düşünüyorum. Daha yani, fazla. Benim standardım bu. Sana tekrar söylüyorum. Tamam ben de istemiyorum, git hayatımdan ya. Senin standardın buysa ben seni istemiyorum. Ben. Allah Allah. Ben bu villayı tutarım. Git tut, kim ne tutuyorsan tut Emre yani. İçini yaparım. Yaptırırım bir şekilde. Tamam mı? Hı-hı. Beğenmiyorsan da yanımda ol. Beğenmiyorum. Elimi tut. Konuşalım. Ya sen var çok iki yüzlü bir adamsın. Dışarıda bana ne diyorsun? Ben geçen çok iki ananın karşısına geçince sana bir şey oluyor. Dışarıda diyorsun ki tamam benden boşan ama yanımda dur. Sadece yanın gölgen olsun yet. Bana öyle diyorsun ya sen. Nurgül bir şey sen söyleyeyim mi? Sen öyle diyorsun bana. Şimdi annenin karşısında sana ne oluyor böyle, ben anlamıyorum. Annen yani şu an izlediği için. Evet, annesi izliyor diye böyle davranıyor. Dışarıda bana diyor ki tamam boşan. Ben senin istediğini yaparım. Boşana da bilirsin. Ama dışarıda işimde gücümde yanında ol. Destekçi ol. Hı-hı. Yani senin gölgen bile bana yetiyor diyor. Şimdi de kalkmış burada böyle kendini oynatıyor yani annesinin dediği Oynatmıyorum gibi. Oynatmıyorum ben kendimi. Şimdi bu arada bir hattımızda bir hanımefendi var. Emre ile konuşmak istiyormuş. Didem Hanım. Evet, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, buyurun. Şöyle, ben birkaç gündür Emre ve Nurgül Hanım'ın konusunu izliyorum. Ancak bitmiş bir ilişki görüyorum bir taraftan. Hı-hı. Seviye anlamında da bitmiş bence. Bence Emre fazla zorlamayıp Nurgül Hanım'dan boşanırsa ben kendisiyle tanışmak isterim açıkçası. Ayak yıkayacak mısınız? Tövbe yarabbi. Efendim? Yok şey yani siz Emre'yi beğendiğiniz için aradınız o zaman. Yani şöyle Emre'nin kültürel bakış açısı beni çok etkiledi. Çünkü hı-hı. günümüzde böyle etkiledi? Pantolonuyla yani pantolonumla yatıp kalkıyorum misafir olduğu zaman evde dedi. Evet, saygı gösteriyorum. Evet, ben de o sözüne vuruldum açıkçası. Çünkü ben de öyle bir karakter arıyorum. Yani sen de bayağı rahat... bir karakterlisin. Çok karakterlisin. Evli bir adamı arayıp bunları söyleyebiliyorsun. Çok karakterlisin maşallah. Ben utanır. Bir erkek için bir kadınla asla diyaloğa bile girmem ben. Cevabını Emre verecektir zaten. Bir şey söyleyeceğim. Niye zoruna gitti ya? Yo, işte İki dakika gitmedi. Önce beni atıyordun abi. Hayır. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kıza üzüldüm ya. Yo, iki dakika vallahi önce. Vallahi bir kadın olarak... Bu kadına üzüldüm yani. Yok bir saniye yani. Ya. 2 dakika önce beni atmıyor muydu? Asla. Bir erkek evet. için bir kadınla kavga edecek Söyleyin karakterde Didem Hanım. Değilim. Didem Hanım ben, anlatın bir. Buyurun. Farkındaysa Nurgül Hanım konuşmanın başında dedim ki Nurgül Hanım'dan ayrılırsa ben kendisiyle tanışmak isterim dedim. Yani şu anda tanışayım demedim zaten. Peki Didem Hanım siz kaç yaşındasınız? Şu anda adım attın ya onu söylüyorum. Ben 34 yaşındayım. Bir firmada çalışıyorum, insan kaynakları yöneticisiyim. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, toplumumuz zaten çok yeterince rahat bir topluma ulaştık artık. Hı hı. Ve böyle hani örf ve adetlerine bağlı bir erkek bulmak da çok zor oldu. Yani evet, Nurgül Hanım beğenmiyor ama. Dur şu evladımı mı arayayım dedin. Yazık. Aynen öyle yapayım dedim belli. Çünkü yok. Yani senin insan kaynaklarında çalışman burada hı hı. bize farklı bir izlenim katmadı. Niye biliyor musun? Evli bir adamı aradın çünkü. Sana yazık, sana üzüldüm biliyor musun? Evli değiliz. Bir kadın Anladım. Olarak... Beni bir kadın verin. Olarak... Kendinize üzülün her şeyden üzüldüm. Önce de. Ne kadar ben ezik, şöyle... Ne kadar ezikçe bir davranış. Ben bir erkek ben için bir kadınla bir kavga etmem zaten güzelim. Tamam, için araya bu benim eşim de olsa konuşalım. Kavga edeceğim Sabahtan en son şeydir. Sabahtan beni boşanmak isteyen sen değil miydin? Ben boşanırım, boşanmam. Ne? O değil. Ama evli bir adam için araman da...
Kendini nasıl sabahtan yani, belli. Nasıl bak kızın bir suçu yazık yok. Yani. Nurgül bir dinle beni ya. Kızın hiçbir suçu yok. Sen bana böyle tepki verirsen insanlar da arar bu şekilde konuşur benimle. Böyle düzgün konuş. Bana bak düzgün konuş. Konuşmalarına dikkat et. Aynı şey. Bana bak bana. Konuşmalarına dikkat edeceksin. Kadın yapınca var. Konuşmalarına dikkat et. Sen dikkat edeceksin. Sen de böyle davranmayacaksın. Sen cevabını vereceksin. Sen de boşanayım demeyeceksin o zaman insanların gözünün içinde. Kaç bin kişi sen, izliyor bize. Senin de egon tavanı olmasın egon yani. Egon değil. Gerçekleri söylüyorum burada. Allah, kapat telefonu be. Allah aşkına olsun. Yakışıklı bir adam. Bir dakika tamam bir saniye bence olalım. Bence çok güzel bir kadınım. Şimdi arayabilirler o zaman iş adamını. Konuş ya. Ne arıyor? Seni kim arıyor dur, ya? Dur. Saçma bir dakika. Saçma sapan işler ya. Şimdi şöyle bir şey. Gerçekten izleyicimiz günlerden hani bize de şey yapıyormuş. Gerçekten hani böyle bir Emre ile tanışma, onun kültür yapısını eğer boşanırsa ben tanışmak istiyorum dedi. Yoksa evet. Zaten bizim tamamen karşı olduğumuz bir şey. Böyle bu ilişkilerin içinde evli birine ki daha hala evliler bu şekilde konuşmak, iletişim kurmak. Ama siz yani şunu da merak ediyorum. Mesela ama biz, bunlardan çok var biliyor musunuz? O ne bunlardan çok var ne demek? Bunlardan çok var. 100 kişi yazıyor mesela. Ben Didem Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Çünkü benim seçtiğim adam cevap verir yani. Ben Didem Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Bunlardan çok var. Etrafta türemiş bunlar. Mantar gibiler bu kadınlar. Ben mantar gibi yani. Ben çok hayır. Bir şey söylemek ama istiyorum. Ama Emre o kadar tepki göstermedi. Sen diyorlar girersen o kadınla. Ben Didem Hanım'a bir şey demek istiyorum. Buraya bir saniye. Eş adamlarını ben bana bak ben Didem Hanım'a bir şey söyleyeceğim söyle ya. Söyle sen. Tamam. Söyle. Didem aynı Hanım. Şeyi yaptıracağım. Didem buyurun, Hanım. Yaptıracağım. Dinliyorum ben. Didem buyurun. Hanım. Biz de dinliyorum ben, diyor. Ben, sen de cevap veriyorsun öyle mi? Ben, cevap evet, mı veriyorsun öyle mi? Ben Nurgül için, özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın. Gerçekten size böyle tepki verdiği için çok özür diliyorum. Biz öyle insanlar değiliz. Nurgül Hanım'ın adına ben sizden özür diliyorum. Ben tam da böyle bir insanım canım benim. Çok teşekkür ben ederim. Ben tam da böyle bir ayağını denk alacaksın. Çok teşekkür ederim. Ben tam da böyle bir insanım. Kimin eşine yürüdüğünü bileceksin. Didem ben Hanım. Tam da böyleyim yani. Arada, çok ben teşekkür bak aslında bak Nurgül'ün seni sevdiğini de ve hala sahip çıktığını da anlamış olduk. Bu arada çok teşekkür ederim. Benim kültürel şeylerimi beğendiğiniz için çok sağ olun Didem Hanım. Düşünceleriniz için Allah razı olsun sizden. Gerçekten. Bir iş adamı bağlar mısınız? Vardır mı? Düzgün konuş. Hayır. Otur şuraya. Otur şuraya. Otur şuraya. Otur şuraya. Delirtme beni. Otur. Gel otur. Konuşuyorsun sen. Konuşmalarına dikkat et. Gel gel gel. Ne iş adamı? Gelmeyecek. Ne konuşuyorsun sen? Ne konuşuyorsun? Konuşmalarına dikkat et. Bir dakika. Dikkat et konuşmalarına. Bir şey adamı falan diyemezsin sen. Sen de bu kadına ben ne dedim özür diledim kadından. Özür dileyemezsin. Kadından özür diledim. Özür dileyemezsin. Senin yüzünden özür diliyorum. Ya defol git ya. Konuşmalarının yüzünden özür diliyorum kadından. Tamam bir dakika. Konuşmalarının yüzünden özür diliyorum. Yanlış. Kadına nasıl davranıyorsun ya kıza? Kim lan o? Ya insanlara. Kim lan? Ay ne kadar seviyesiz. Bence Emre Bey. Deli kafalı. Böyle bir dakika. Bir dinleme o kafanda. Nurgül hocasını. Tam da öyle. Yani. Çok terbiyesiz. Çok gerçekten. Ayıp Nurgül. Terbiyesiz sen değilsin de ben mi terbiyesizim? Yani sen bir kere. Bir sakin olun. Bir dakika ben bir Didem Hanım'ı bir daha dinlemek istiyorum. Çünkü kapatmadan bir dinleyeyim. Didem Hanım bir şey söylüyordunuz demin. Hayır lütfen kapatmasın zaten. Biz de bir soru soruyoruz. Ben diyorum ki Emre'nin birazcık aklı varsa eğer. Yani sana mı soracak aklı var yok? İstemiyorum. Böyle bu kadar seviyeyi düşürebilecek ve toplum içinde rencide edebilecek bir eşi yanında kimse taşımak istemez bence. Yani ben istemem açıkçası. Ve Emre Bey'in kültürüne de yakışmayan bir insan seçmiş kendisine. Öyle düşünüyorum. Eğer ki boşanırsa da kendisiyle tanışmak isterim. Bakın Didem Hanım bir dakika. Benim de bir sorum var size. Şimdi buyurun. Çok güzel şeyler söylediniz. Şimdi bakınız şöyle bir durum yok. Hani Nurgül Hanım Emre ile barışmak istemiyor. Emre Nurgül ile barışmak istiyor bu şartlara rağmen. Şimdi iki kişinin arasındaki ilişki üçüncü kişileri zarara uğratmadığı sürece üçüncü kişilerin bu olaylar hakkında söz söylemesi aslında biraz hadsizlik. Yani siz gerçekten resmi olarak evli birine şu an televizyonda ilanı aşk ettiniz. Evet. Bu aslında hani sizin savunduğunuzu söylediğiniz ahlaki değerlere tümden aykırı bir oksimoron durumdasınız. Yani kendinizle çelişki halindesiniz. Bu yanlış. Nurgül Hanım'ın tavrı da doğru. Şimdi
Ben buna katılmıyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey. Bir saniye Didem Hanım. Didem Hanım beni dinler misiniz? Biz zaten bakın ben hep de bizim söylediğimiz bir şey. Bir insan evliyken biriyle birlikte olmasa hatta birlikte olmayı düşünmesi bile yanlış. Ben sadece hani sizi şöyle düzeltmek istiyorum. Sanırım siz şunu söylemek istiyorsunuz. Benim gördüğüm onlar boşanacak. Boşanırsa ben çok uygunum Emre'ye demek istiyorsunuz herhalde. Benim anladığım bu. Çünkü evli biriyle olan ilişkide ben daha boşanmamış olsam böyle bir şey arasa ben de çok rahatsız olurum. Hiç rahatsız ama sadece olur. Şunu da dikkat çekmek istiyorum. Nurgül senin rahatsız olduğun gibi Emre hiç rahatsız olmadı. Bunu da söylemek istiyorum. Yok yani. Rahatsız olacak bir şey yok Esra Hanım. Durmadan bana boşanacağım, boşanıyoruz, evet. Bitti, bir ilişkimiz yok derse insanların böyle arayıp ama bu insanlara asla ve asla bir saygısızlık yapamayız. Kötü bir şey söyleyemeyiz. Onlar gördüğünü söylüyor. Diyor ki gördüğüm bu. Yani sen bana bu şekilde davranırsan hanımefendinin Emre bu şekilde arayıp bağlanması şey çok normal. Bak bak iki kişilik ilişkilerde bir başkasının adına özür dilenmez. Herkes özür dileyecekse kendi diler. Başkasının adına özür dilemek de bir sınır aşmaktır. Yani insan özür dilemeden yaşamak istiyorsa yaşar öyle. Yanlış bu. Ya, başkasının adına özür dilemez. Dilenir niye dilenmesin? Dilenmez, yani. Dilenir abi herkes niye dilenmeyecek? Dilenir abi. Nur benim yanımdaki kadın şu anda bir izleyiciye saygısızlık yapıyorsa ben onun yanında onun yüzünden utandığım için sen özür diliyorum kadından. Teşekkür ederim Emre Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Gözümün önünde flörtleşiyorlar. Aynen öyle. Ben ne diyeyim yani? Söyleyeyim mi? Bunlardan çok var. Bundan da çok var. Asla flörtleşmiyorum. Asla öyle bir aynı şey olabilir mi ya? Aynı şeyleri ben de yapacağım diyorum. Daha ben dün... Altta kalmam diyorum. Hayır 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 öyle bir şey olamaz. Öyle peki bir şey Didem Hanım buyurun. Esra Hanım şunu bir açıklık getirmek istiyorum. Emre Bey telefonun en başında konuşmadım. Dedim ki boşanması durumunda kendisinin kültürel bakış açısı, davranışları... Yani neticede karşısında kendisine karşı hoş olmayan, naif şeyler söylemeyen bir insan olmasına rağmen onu idare etmesi, olaylara yaklaşımı... Canım benim beni idare etmiyor. Düzgünlüğü, beni seviyor, beni bana etkiledi. Aşık. Boşanması durumunda kendisiyle görüşebilirim dedim. Şimdi çaya çıkalım evet, demedim zaten. Evet, sadece şurada tabii evli biri olması o ayrı bir şey ama... Şimdi ayrıca ben mesela, ayrı yaşıyor. Şu önemli, evet ayrı yaşıyorlar şu an. Yani ben mesela şimdi Nurgül'e çok aşık bir adam görüyoruz ya biz. Şimdi burada hep evet. Gördüğümüz şey Nurgül'ü bir şekilde ikna etmeye çalışan ona çok aşık bir adam. Hani bu şekilde hani siz söylediğinizde bu kişiye bu kadar aşık oluyor olması ileride boşansalar bile sizi rahatsız etmez mi? Ben mesela şöyle, bu gözümün önünde bu kadar başkasına aşık birini boşansa bile onu çok istemeyebilirim yani. Çünkü boşanmak isteyen Nurgül istemeyen Emre. Yalnız şöyle bir şey görüyorum ben Esra Hanım. Ben aşık bir adam görmüyorum. Ben sadece karşımızdaki bayan kendisini ittiği için bayan ona bir değil canım. Kadın, kadın. Kadın, bayan değil. Oluşturmuş bir insan görüyorum. İşte aslında bu Emre açısından bir takıntıya dönüşmüş bu ilişki bence. Aşık insan değil gibi geliyor bana. Anladım. Yani bir takıntısı oluşmuş bence. Gözünde büyütmüş. Çok fazla reddedildiği ya için de çok çekici geliyor. Ya senin gibi ne vaatler verildi buna açıkçası. Kızım? Senin demen ne olacak iş değil. Ben kendim oturup söylüyorum. Beni isteme diyorum adama. Ben tamam o zaman benim söylüyorum. Şu an bağlanıp da Emre ile tanışmak istemem de çok normal gelmedi sana. Şimdi Didem Hanım. Bir dakika bir dakika. Didem Hanım bu normal bizim. Değil ya. Şundan normal değil. Geleneksel aile yapısına uygunuz diyorsunuz. Gelenekçi bir insanım diyorsunuz. Türkiye'de evet. Geleneklere göre bir kadın da kendini ben al diye ortaya atmaz ya. Ben ne al diye ben ortaya atmadım. Ben kendisiyle tanışmak istedim. Kendisinin kültürel bakış açısı benimkine uyumlu. Hı-hı. Ben de onun gibi bir insan arıyorum kendime. Burası evlilik bu. Programı değil canım benim. Boşanma programı da değil yalnız aynı zamanda. Didem Hanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi tabii ki biz normalde böyle şeylere gerçekten böyle bağlantılara çok alışkın değiliz. Biz şu açıdan da hani bir insan evliyken daha başka hiçbir şekilde bir ilişki dinamiği olmamalı. Olursa da yanlış bir şey. Ama şimdi tabii boşanma davaları devam ettiği senin de hiç istemediğini düşündüğü için. Ama ben şu anda şunu gördüm. Aslında Nurgül de hiç istemiyor durumunda değilmiş. Hayır ya nefret ediyorum ben.
Niye üzüldüm biliyor musunuz? Neye? Cevap vermesine üzüldüm. Yok, cevap verilir. Yani saygı... Tamam, bundan sonra ben de cevap vereceğim. Bakın, peki. Hiç ilgilendirmez ama. Ne olur ama. Bak böyle şeyler cevap konuşma. Cevap verilir bende. Bana lütfen. Da yazıyorlar. Esra Hanım, bir sürü var. Bu tarz şeyler lütfen cevap. Ben sinirleniyorum. Tabii, bu tarz şeyler söylemezsin. Bak sen bu şekilde kimseye bak, ve buraya bağlattırma. Kimse de senin hakkında böyle şeyler konuşamaz. Ha, ben bunu kabul etmiyorum. Sen kimse yapamaz bunu sana. Sen erkeksin, evet. Yapılır. Ama bana gelince Nurgül, ben ne dedim kadına? Ben kadına ne dedim? Nezaketli bir şekilde özür dilerim. Tamam, kusura bakmayın. Tamam, ben de nezaketli dedim. Bir şekilde senin adına özür dilerim. Ya Nurgül, düzgün konuşsana. Konuş. Bak düzgün sen konuş. Sen düzgün davranacaksın. Düzgün konuş insanlarla. Sen düzgün konuşmalarına dikkat et. Saygılı ol. Etmiyorum. Saygılı ol. Sana bu insanlar bizi sevdiği için sen... arıyor. Sen dediğin kelimelere bak ya. Kadın sevmiş. Ya o kadın arıyor, seni sevse ne olur, sevmese ne olur ya. Düşüncelerini söylüyor çok abi. Çok önemli. Bir artı bir eksi. Düşüncelerini çok söylüyor çok kadın. Önemli. Düşüncelerini çok söylüyor. Önemli. Kimse de senin adına buraya bağlanamaz. Ben bunu söyleyeyim yani. Niye şimdi... bağlanır? Emre, Elinurgül, benim tavsiyem bugün cuma ya, siz gidin şu eve bir bakın, şu villayı bir görün, bakalım belki de içinize siner, belki de farklı bir tadilat olur, bir şey olur. Bir birlikte gidin, bizim ekip arkadaşlarımıza gelsin, bakalım gezdiğinde ne olacak. Bu arada...